Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasada değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta e, teknik analize başlayacağım. Çünkü sabah bildiğiniz şekilde zaten haberleri paylaşmıştık. E, olumlu haberlerde var, olumsuzlar da var. Bunların hepsini tartışmıştık zaten. E, şimdi hemen günlük grafikte bakmak istiyorum. Neler oldu, neler yaşıyoruz <laughs> Bugün Instagram'dan da attım arkadaşlar. Instagram bildiğiniz şekilde e, aktif kullanıyorum ve beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. E, gerçekten faydalı oluyor. Bakarsak şöyle 4 saatlik grafikte. 4 saatlik grafikte ne kadar üstüne bir kapanış yapsak da e, biz tekrardan bir retest olabileceğini ve bu retestin toplama olabileceğini söylemiştik. Bu retest neresi olabilir? E, baktığınız zaman 58.320 civarı diyorsa 58.500'den ya da 59.000'den toplamaya başlayabiliriz. E, 58.000'in altı stop olunabilir. E, bu seviyeler önemlidir. Hatta bunu 57.900'de de çekebiliriz. Buranın altı stop olunabilir. E, ama sizi uyarmak istediğim bir şey var. Bir günlük grafikte özellikle bakarsak şöyle RSI ve OBV yani piyasaya parada bir sıkıntı olduğunu görebiliriz. Şöyle bakınca daha net görünüyor. Şunu bir kaldırdım şöyle. Bakarsınız daha net göreceksiniz. Fiyat artarken tepelerde bir düşüşlük yaşıyoruz. RSI'de de, OBV'de de. Bunun için ben insanlar yanlış anlıyor genellikle. Bunda şundan kastediyoruz arkadaşlar bakın. Eros uyumsuzluğu hemen olacak demiyoruz. Zaten bakarsanız burada da Eros uyumsuzluğu şurada başladı. Tam olarak şurada başladı. 45 bin 46 bin dolarlarda ve 55 bin kadar yani 10 bin dolarda pump devam etti. Biz şu an pump olamaz demiyoruz. Olabilir ama pimi çekilmiş bir bombayı da elimizde tuttuğumuzu unutmayalım diyoruz. Yani temkinli olalım. Bizim kastettiğimiz şey bu. Yoksa biz de biliyoruz. Eros oluştuktan sonra hemen düşmüyor. Ya yani bunu ıı, uyarmak istiyoruz ama bazı insanlar inatla başka bir şeyler çekmeye çalışıyor. Momentumuna bir bakmak istiyorum. Momentumuna gelelim şöyle. Momentum'una baktığımız zaman Momentum'da aslında bir sıkıntı gözükmüyor. Momentum'da da bir eksiklik var. Ama Momentum'daki eksiklik OBB ve RSI'ye göre biraz daha ufak kalıyor. Yani bu kadar daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bakarsınız şöyle. Bunda da ama tepeden aşağı bir sıkıntı var. Yani bunda da piyasaya yeteri kadar para girmedi diye bağırıyor. Aynı şekilde bitmex Fundix and Premium diye bir indeksimiz var. Bu indeks nedir arkadaşlar? Long time ve short time insanları gösterir. Eğer long time insan yani yukarıya doğru artacağını düşünen insan aşırı artarsa o zaman işte biz bu piyasanın patlamaya yakın olduğunu düşünebiliriz. Ve bakarsanız şu an aslında o kadar da yüksek değil. Bu da bir nebze iyi. Ama dediğim şekilde RSI ve OBB'de bir uyumsuzluk var. Pimi çekilmiş bir bombayı da elimizde tutuyoruz. Bunu da söyleyelim. Peki biz burada ne yapacağız yani bizim e, burada yapacağımız şey ne gördüğünüz şekilde 58.320 seviyesi tam olarak bizim gördüğümüz en yüksek seviyeydi dolar bazında e, ve bu seviyeye kadar inmemiz durumunda dediğim şekilde e, burası bir toplama noktası olabilir e, burada bir toplama yapabilirsiniz ha eğer toplama yapmayacağım e, diyorsanız da o sizin kendi kararınız. ama ben kendi yapacağım şahsi hareketimi söyleyeyim e, bakarsanız şöyle bitcoin'in e, ciddi bir rekor yakaladığını söyleyebiliriz değil mi yani yükseliyor e, peki şu an ne yapacağız ne yapacağız yani aklımızda bu var, şöyle baktık mesela Fibonacci çekmiştik, ne demiştik 786-886 arası ciddi yerler kırmızı alan diye belirtmiştik ve buraya açmıştı bu değil mi? E buradan sonra ne demiştik? E, buralarda dikkatli olunması gerekiyor, bunlardan da bahsetmiştik ve şimdi yapacağımız şey arkadaşlar geri bir retest beklemek yani bu retestte de hemen şuraya gelince 58300'e ya da dediğimiz şekilde 57 evet 57800'ün altı stop olunabilir demiştik. Yani buranın altına hemen inilince toplamanın da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Piyasa likidasyon içinde ayrıyetten de bir sıkıntı var. Genel olarak küresel çapta bir sıkıntı var. Ne? Tahvil faizleri bildiğiniz şekilde artıyor ve bunlar borsaları da kötü etkiliyor. ve baktığınız zaman burada da bizim yapacağımız en doğru hareket ne olur? Buraya tekrardan aşağı doğru ineriz buralara. Burada bir retest alırız ve çıkarız. ve burası da bizim toplama noktamız olur. Peki buradan aşağı inmeyeceğini nereden anlayacağız? E, bu da sizin, sizin riskiniz olacak. Ayrıca eğer çok garantici bir insansanız da bekleyebilirsiniz. Tepki alındığında alabilirsiniz. Ancak dediğim şekilde güçlü bir şekilde çıktıktan sonra tekrar bir dönüş beklerim. E, çünkü baktığımız zaman, hacim ne kadar desteklese de bu kırılışı tamam hacim baktığın zaman kırdı diyor. Yani hacim güçlü e, ama bir retest olabileceği de bir gerçek. E, tekrardan aşağı doğru inerse alım olunabilir. Onu söyleyeyim. E, kaldır aşağıdan uzak durulması gerektiğinde söylüyorum. Bitcoin dominansa baktığımız anda da Bitcoin dominansı hala aynı fikirdeyiz. Bakarsın şu omuz baş var. Bu omuz baş da evet var. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz etarma geldiğimiz zaman bazılarınız fırsat olan coin'leri söylememi istiyor benden. Baktığınız zaman etarma geldiğimiz zaman kanalın alt bandıyla bizim buradan çektiğimiz destek arasında gidip geliyoruz. Bununla alakalı da bir fikri siz edinebilirsiniz aslında. Bunu izleyeceksiniz arkadaşlar sona doğru geliyoruz. genelde yükselen kamalar aşağı doğru kırılır bu arada onu söyleyeyim. E bu arada bana fırsat gördün coinleri söyler misin diyorsunuz. Aşağıda yukarı yönlü Algo'da bir fırsat olabilir. Eğer Bitcoin gerçekten retest yapıp yukarı yönlü gidecekse bizim alacağımız coin Algorand olabilir. Neden? Bakarsanız uzun süredir yan gidiyor. iki dolar seviyelerinden neredeyse düştü. Tam olarak iki dolar değil ama bir dolar 80 cent yani 2 dolara yakın seviyelerden düştü. Bakarsan şöyle aşağıda yan gidiyor. Bir üçgen oluşturdu. Bu üçgenin yukarı doğru kırması durumunda ciddi yerlere gelmesini beklerim. Algorand için. Baktığımız zaman onun dışında eğer bitcoin düşecekse ne yapacağız peki? Baktık oturun bitcoin 58.320'nin altına saklı. Daha doğrusu Evet 57.800'ün altına saklı Ozan ne yapacağız? O Ozan da arkadaşlar bizim yapacağımız şey gördüğünüz şekilde AAV adlı coin'imizde e bu koyunun gerçek adını bilmiyorum. E Baktığınız zaman omuz boş, omuzun oluştuğunu görüyorum. Bu aşağıda kırmızı durumda ciddi shortta özellikle. Evet short pozisyonlar da ciddi getiriler sağlayabilir. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Avax'a bakarsın %11 yükselmiş. Bunun gibi coinler var. Bitcoin Cash var. Zaten bundan bahsetmiş biliyorsunuz. tarzımız başımız değil diye. Bu koyun bay önceden çizik attı. Bakarsanız bu da hedefine gelmiş gibi duruyor. Elinde onun arkadaşlar için. Aslında bir çıkış olabilir. Hedefe gelmiş sonuçta. Ancak dediğim bir şekilde fevri davranılmaması gerektiğini ve tekrardan bir retest olursa alım yapılabileceğini söylemek istiyorum. Ayrıca elimizde bir RSI. Ayrıca de OBV adlı piyasaya giren parayı gösteren indikatör bir sıkıntı olduğunda unutmamız gerektiğini söylüyorum. Ee, bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Oradan son durum güncellemelerini yapıyorum. Atıyorum durmadan. Ee, onun için sizin de içinde benim için de faydalı olacaktır diye umuyorum. Tekrardan hepinize iyi günler diliyorum.